Merhaba değerli izleyiciler. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Bakir Yenici Su İçmez'le birlikteyiz. Şimdi malum bu koronavirüs bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Bundan sonra gıda güvenliği dünyanın ve Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Gıdalar yetecek mi? Güvenli olarak üretebilecek miyiz ve güvenli bir şekilde tüketebilecek miyiz? Bunları Sayın Su İçmez'le konuşacağız. Sayın Su İçmez, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Şaban Bey, hoş bulduk. Nasıl görüyorsunuz bu süreçte virüs ve gıda ilişkisini? Öncelikle tüm dünyayı ve ülkemizi de etkileyen virüsle ülkemizde yaşamını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Enfekte olan yurttaşlarımıza da acil şifa diliyoruz. Önlemler çok önemli. Biz de evde kal çağrılarına dikkat ederek odamız çalışmalarını ona göre düzenledik. Ama ülke gündemi de devam ediyor. Bir yanda sağlık boyutu var virüste, bir yandan da insanlarımızın yeterli ve dengeli beslenme durumu var. Dolayısıyla gıda ve tarım politikaları önemli. 80'li yıllardan sonra uygulanan politikalarla zaten ülkemiz tarımı ciddi sorunlar yaşamaktaydı. Özelleştirmeler, desteklerin kaldırılması, dış alıma dayalı politikalar. Virüs döneminde rafların boşaltılması, insanlarımızın gıdaya olan aşırı talebi, tarımsal üretimin yeniden gündeme gelmesine, tarım potansiyelimizin canlandırılması gerektiğine dikkat çekti. Biz de Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ekonomik pakette tarıma yönelik hiçbir önlem olmaması, bakanlığın da 2019 desteklerini bazı ürünlerde ötelemesi, ciddi somut adımlar atmaması üzerine bir basın açıklaması yaptık. Dedik ki açlık ve kıtlığı yaşamamak için ülkemizde derhal tarımsal üretim seferberliği ilan edilmelidir. Neden bunu dedik? Ne yapmak lazım? Neden bunu söyledik? Çünkü bugünler ekim, dikim, ilaçlama, bakım süreçleri. Doğru. Eğer çiftçi bu dönemde tarlasına gitmezse, gidemezse, bir aylık süreç kaçırılırsa bir yıllık üründen oluruz. Bir yıllık üründen olmak demek önümüzdeki dönemde ülkemizi kıtlık demesi, dış alım paramız var, dış alım yaparız demek zaten yanlış bir süreçti. Şu anda dünyada diğer ülkelerde devletçi korumacı politikalarla gıda alanında da dış alım, dış satım, dış ticareti önemli ölçüde kısıtlamaya çalışıyor. Yapmamız gereken her koşulda üretimi artırmak. Somut öneriler sunduk. Dedik ki öncelikle çiftçinin tarım krediye, Ziraat Bankası, özel bankaları olan borçları yapılandırılsın, faizler alınmasın. 2019'un ödemeleri halen yapılıyor, destekleme ödemeleri. Onlar iller arası ayrımsız derhal yapılsın. Ondan sonra biliyorsunuz 2006 yılında bir tarım yasası var. Onda desteklerin gayri safi milli hasılanın %1'inden az olmaması hükmü var. Ama yıllardır bu 1/5'i geçmedi. Önerimiz 2021 bütçesinde yasaya da uygun şekilde tarımsal desteklerin gayri safi milli hasılanın %1'inin üzerinde olması. İşte SGK Bağkur borçlarının ötelenmesi gibi somut örnekler dışında bir başka sorun daha yaşandı bu süreçte. 65 yaş üstü üreticilerimizin sokağa çıkma yasağının kapsamında olması nedeniyle çiftçi evinden tarlasına, hayvan tesisine gidemez oldu. Bu şu demek, eğer İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği çiftçimiz tarlasına, ahırına gidemezse üretim aksayacak. Bu konuda bakanlıkla girişimde bulunduk. Tarım Bakanımız İçişleri Bakanlığı'yla görüştüklerini, genelge yayınladıklarını söyledi ama böyle bir genelge henüz yayınlanmadı. Yani 65 yaş üstü çiftçilerin tarlasına, bağına, bahçesine ulaşabilmesi için sokağa çıkma yasağının esnetilmesini istiyorsunuz. Esnetilmesini değil, başka şehirlere, illere, ilçeye gitmeyebilirler. Tarlasına gitmesi, tamam, eviyle köy içinde gitmesi
ÇKS'ye bağlı bir üretim izin belgesiyle. Çünkü jandarma ile şu anda sıkıntılar yaşanıyor. Bizim amacımız hem vatandaşımızın can güvenliği hem de üretimin devamlılığı. 65 yaş üstü kırsal için de bunların illere, ilçelere gelmesi yerine zaten zor koşullarda çalışan sağlık personelimizin gezici tarama ekipleriyle kırsala da hizmet götürmesinin yolunun açılması. Evet, böylece Başka. diyorsunuz. Şimdi tam tarımda dikim mevsimi değil mi? Dikim ve ekim mevsimi. Kim mevsim? Evet. Dolayısıyla çiftçiler yani köylüler bu işi yapamazlarsa hani evden çıkma yasağı nedeniyle dikim ve ekimi yapamazlar ve dolayısıyla üretim de olmaz, tarım üretimi de olmaz ve önümüz yıl kıtlık çıkabilir diyorsunuz. Gıda Evet, sorunlarıyla eğer karşılaşabiliriz. yanlış politikalar, yanlış çiftçi bir kere tarladan uzaklaşırsa bir daha dönmez. Dış alım zaten çözüm değil. Yanlış politikalar bu yıl ve devamında gelirse biz uyarı görevimizi yapalım. Belki abartı sanılabilir ama kıtlığın açlığa dönüşmesi mümkün. Umarım böyle bir şeyler yaşamayız. Onun için çok acil ek önlemler, ekonomik tedbirler alınması lazım. Biz şunu da söyledik. Hak edilen destekleri veremiyoruz denilen aşamada çevresel boyutlarını bıraktık bir kenara. Örneğin Kanal İstanbul gibi projelere aktarılması gereken para hem koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması hem umarım olmaz şu anda bir deprem olursa İstanbul'da Türkiye bir daha zor ayağa kalkar. Depreme hazırlık süreci hem de tarımsal üretimin artırılmasına yönelik ek destekler için kullanılmalı. Ülkemizin kaynaklarını üretime, yatırıma, verimliliğe yönelik kullanmak lazım. Bu bir siyasi tercih tabii ki. Ama biz her zaman üretimden, toplumun, halkın yararından olaya bakıyoruz. Ve bu neoliberal tarım politikalarının terk edilmesi için bu zamanı tam da zamanı görüyoruz. Kamucu tarım politikalarının yaşama geçirilmesini savunuyoruz. Sayın Su İçmez, kaç üyeniz var? Ziraat mühendisi olarak kaç üyeniz var? Şöyle söyleyeyim, bizim 60 bin üyemiz var. Vefat edenleri düşersek 40 bin civarı. Alo. Ha, Pardon. görüntünüz değişti. Biraz Ha. görüntünüz ayarlar mısınız? Tamam. Tamam mı? Tamam. Şu anda 40 bin Bizim aktif üyeniz var. 60 Bu bin aktif 40 bin üyemiz var. Aynı zamanda bizim üst birliğimiz Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği. evet. 24 odası var. Biz de onun odalarından, meslek bağlı odalarından biriyiz. 600 bin üyemiz var şu anda Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne. Biz de onun içindeki orta büyüklükte bir meslek odasıyız. Evet. Dolayısıyla sadece ziraat mühendislerinin değil, ülkemizdeki mühendisler, mimarlar, şehir plancılarının hepimizin sesi olmak istiyoruz bu aşamada. Aynı zamanda çiftçinin sesi olmak istiyoruz. Çünkü tarım bir bütün. Çiftçisiyle, ziraat mühendisiyle, Peki tüketicisiyle. anladım anladım Sayın Su İçmez. Peki bu 40 bin aktif üyeniz ziraat mühendisi halen üreticilerle çiftçilerle ilişki içine giriyorlar mı? Yani Özel sektörde çalışan arkadaşlarımız var. Tarım danışmanlarından zirai ilaç, tohum satan bayilere kadar artı şirketlerde çalışanlar ve kamuda çalışan arkadaşlarımız var. Özel sektörde çalışanlar işleri gereği giriyorlar. Kamuda çalışan arkadaşlarımız da maalesef tarlayla, çiftçiyle bağları uzun süredir kopuk. Anladım, anladım. Anladım. Peki Sayın Suçmez çok teşekkür ederiz bu önerileriniz için. Biz Ekleyeceğiniz bir teşekkür şey var mı? ediyoruz. Virüs insanı öldürür, açlık insanlığı öldürür diyoruz. İnsanlarımızın, tüm dünya insanlarının aç kalmadan, susuz kalmadan sağlıklı, güzel günler yaşamasını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz Ziraat Çok Mühendisleri Odası teşekkür, adına. çok teşekkürler. Sağ olun, hoşça kalın. Sağ olun. Hoşça kalın.